Herkese merhabalar. LGS'ye son 130 gün kaldı. Gerçekten hala çok değerli bir süremiz var. Günün yorumuyla başlıyorum. Hocam kitabı elimize alınca hevesim kaçıyor. Sıkılıyorum. Bu durumda olanlar artı bir atsın demiş. Vasfi Ağa 249 beğeni almış. Gerçekten de birçok öğrencinin temel sıkıntısı başlayamamak. Kitabı eline alıyor, masanın üstüne koyuyor. Üf ya diyor, çalışası gelmiyor. Şimdi bununla alakalı size çok önemli bilgiler vereceğim. Burayı dikkatli dinlemenizi istiyorum. Birincisi ve en önemlisi, beyin sizin esiriniz arkadaşlar. Yani beyin başlayalım derse başlıyorum, o başlayalım demezse başlayamıyorum diye bir şey yok. Kararı siz kendiniz veriyorsunuz. Yani ben nasıl bu kalemi kendim istiyorum alıyorum, istersen de bırakıyorum. Dolayısıyla ya başlayamıyorum hocam, benden dolayı, sebeplerden dolayı değil. Kararı siz kendiniz veriyorsunuz. Beyninizin sizi esir almasına izin vermeyin. Hemen başlayın. İkincisi, şunu asla unutmayın arkadaşlar. Mesela biz bu YouTube kanalını açtığımızda, sizlere video çekmeye başladığımızda mükemmel bir kameramız olsun, işte harika bir kağıdımız olsun, kalemler, ressamlar, karikatür, her şey çok güzel olsun istemiştik. Ama yoktu, elimizde imkanlar yoktu. İlk başta kendi cep telefonumuzla çekmeye başladık. Sonradan güzel kameralar elde ettik. Dolayısıyla ilk başta başlarken hemen ilk soruyu çözeceğim, matematik hepsini yapacağım, hemen süper başarı gelecek, denemelerden iyi netlerim gelecek diye bir şey yok. Kitabı açın ve başlayın. Yani bir şekilde başlamanız yeterli. Şunu asla unutmayın, bir şeylere başlamanız için mükemmel olmanıza gerek yok. Ama mükemmel olmanız için, yani ileride deneme sınavlarında, LGS'de, matematikte fende iyi olmanız için, mükemmel olmanız için hemen başlamanız lazım. Asla kitabı öyle boş boş tutmayın. Bir de başka bir şey daha söyleyeyim size. Mesela hiç çalışamayan öğrenciler için çok güzel bir tavsiye bu. Diyelim ki bu günün örnek kitabı olduğu için söylüyorum, reklam olmasın diye. Kitabı koydunuz masanın üzerine, okumak istiyorsunuz. Ama okumak için hiçbir başlama hevesiniz yok. Mutlaka kitabın başında durun. Böyle bekleyin. Kalkıp gitmeyin. Yani çalışmak, okumak istemiyorum hocam ben, test çözmek istemiyorum deseniz bile masanın başında böyle bekleyin. Ben kalkmayacağım arkadaş deyin, burada bekleyin. O beklemek bile bir iştir. Niye biliyor musunuz? Size sınavlarda, derslerde, toplantılarda oturmayı öğretir. Zaten sıkılırsınız ya. 5 dakika bekle, 10 dakika bekle, 20 dakika bekle, sıkılırsınız. Açıp okumaya başlarsınız. Çünkü orada o işi yapmaya odaklanmanız lazım. Açtım çalışamayın hemen kalkayım. Hayır, kalkmayacaksın. Ben burada yarım saat oturacağım. Okuyamasam bile, kitabın kapağını açamasam bile okuyacağım, oturacağım, orada bekleyeceğim diyeceksiniz. Burası da önemli. Bir de şu çok önemli arkadaşlar. Hep eşek olarak yaşamaktansa bir dönem inek olarak çalışmanız gerekiyor maalesef. Mesela ineklik derken tabii ki birazcık çalışkanlıktan bahsediyorum. Şu anda sizin çalışmanız gereken sene. Yani şu anda birazcık az çalışayım, sonra çalışırım demeniz gereken sene değil. 8. sınıf önemli bir sene. Bu sene yapacağınız gayretler LGS sonuçlarınızı etkileyecek. Sonrasında istediğiniz fen lisesine tam giremeseniz bile burada elde ettiğiniz çalışma azmi size 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11. sınıfta, 12. sınıfta gerçekten çok çok faydalı olacak. Ve sonuca da inanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani ya ne olur ne biter bilmiyorum derseniz, hemen sonuç görmeyi beklerseniz zaten başlayamazsınız. Ama sonuca inanırsanız hiçbir şekilde sizi kimse durduramaz. Bir de biz öğrencilerin diğer yorumlarına bakıyoruz. Diyorlar ki hocam işte 15 tatil bitsin başlayacağım. 15 tatil başlasın başlayacağım. İlk sınavlar bitsin başlayacağım. Hocam son 2 ay başlayacağım. İşte LGS tekrar programı önüme geçsin. Hayır hayır. Hemen başlamanız lazım. Şöyle düşünün. Denizlerde dalga pazartesileri var, salları yok diye bir şey yok. Her zaman deniz dalgalı. Bazen çok fena dalgalı, bazen az dalgalı. Yani size şunu diyeceksiniz. Ya kardeşim ben bazen çok yüksek verimle çalışırım. Bazen çok gayretli bir şekilde çalışırım. Bazen ise ya çalışırım ama çok da faydalı olmaz. Ama yine de çalışacaksınız. Yani masanın başına oturdunuz, kitabı koydunuz önünüze. Eğer kitabı okumasanız bile masadan kalkmamanız lazım. Çünkü kalkmadığınız zaman o kitap mutlaka açılır ve ders çalışmaya başlarsınız. Ama olmuyor derseniz kalkarsınız. O zaman kitabı elimize alınca hevesimiz kaçsa bile masada oturuyoruz. Asla vazgeçmiyoruz. Yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Deadline'lar, tarihler, hele bir başlasınların hiçbirini umursamıyoruz. Ve mutlaka bu işi yapacağız diyoruz. Çünkü bizler kazanmak istiyoruz. Günün sözüne baktığımızda en zor harekete geçmek, gerisi azim ve kararlılıkla geliyordu. Evet, gerçekten de en zor harekete geçmek. Yani ben bir şey yap, mesela şöyle düşünün. Size deseler ki bundan sonra YouTube izlerken, film izlerken mutlaka orada izlediğiniz şeyleri not almak zorundasınız deseler, hiçbiriniz film izlemezsiniz. Ben de izlemem. Bana ne derim ya, izlediğim filmi oturup oh diye ayağımı uzatıp mısır cipsimi alıp yemek isterim ben. Bir de not mu alacağım derim. Öyle bir şey olsaydı hiç kimse hayatında film izlemez. İşte aynı şekilde ders çalışmak da esasında güzel bir şey. Çalıştığında öğreniyorsun ve öğrendiklerinle sınavlarda başarılı olup hayatta başarılı oluyorsun. Güzel bir gelecek seni bekliyor. Ama işte birazcık not alayım, birazcık test çözeyim, birazcık masanın başına oturayım deyince insan gerçekten sıkılıyor. Ama bir harekete geçse gerisi azim ve kararlılıkla gelecek. Günün kitabına baktığımızda, zaten günün kitabına sabahtan beri bakıyoruz. Lev Tolstoy'un yazdığı Hacı Murat adlı eser, Kafkaslar'da yaşanan savaşla alakalı bir kahraman anlatıyor. 19. yüzyılda Hacı Murat'ı anlatıyor. Mutlaka okumanız gereken bir eser. Hemen günün okuluna bakıyoruz. Beşiktaş Anadolu Lisesi.
2019 YKS sonuçlarına göre mühendislikler Boğaziçi, İTÜ havada uçuşuyor. Çok da güzel bir kampüsü var. Mutlaka gidip görmenizi istiyoruz. Çok güzel bir Anadolu Lisesi. Günün sorusu, direkt bilgi sorusu ama bunu bilmemiz lazım. Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz hangisidir? Biliyorsunuz Misak-ı Milli'de bir taviz veriyoruz. Bunu bilmemiz lazım. Zeka sorusu değil, bilgi sorusu. Ama bilenler, inkılap tarihi iyi olan öğrenciler demektir. Ödüllü sorumuza yorumlarınızı yapmaya devam edin. Bizler sizin yorumlarınızı elimizden geldiğince cevaplayacağız. Ve hep birlikte başaracağız arkadaşlar.